uslu bir çocuk verdim, bu pırlanta gibi çocuktan niye evliya yapmadın diye imtihan edecek muhakkak. Yaramaz bir çocuk verdi, bu çocuğu niye kaliteli bir mücahit yetiştirmedin, bomba gibiydi görmedin mi diyecek. Hiç kimsenin çocuğu kapasitesinin dışında asla değildir. Neden? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Her akşam dinlediğin ayettir Kur'an'da. Kaldıramayacağı bir yükü Allah kimseye vermez. Bizim çocuk çok bildiğin gibi değil. Allah biliyor bildiğim gibi olup olmadığını. Sen yanlış bakıyorsun bir defa. Çok diye bir başlıyorsun ki, zannedersin Ağrı Dağı kadar ağır bir çocuk verdiler sana. Sen abartıyorsun. Çünkü sen ağlamayan, yaramazlık yapmayan, 2 günde bir süt içince şişmanlayan, büyüyen, hazır büyüyen, hastalanmayacak, aşıya bile ihtiyacı olmayacak bir çocuk istiyordun. Hayalperesttin sen. Allah'ın meydanında zevkine göre at koşturmak istiyordun. Allah'sa meydan benim, sen benimsin, at benim, benim istediğim olacak dedi. Geri dön, geri dön. Seni yaratana teslim ol, aldığına verdiğine teslim ol. Kuşlar kadar, güvercin kadar rahat kanatlanıp uçarsın bu dünyada. İnsanın sıkıntısı, kendisini söz sahibi zannetmesidir. Çocuk yapmayı düşünüyor olmasıdır. Erkek istiyorlar üstelik. Bir de doğum kesinlikle Eylül'den sonra olacak çünkü tatilleri berbat olur. Yani hamileliğin son günlerinde tatile çıkması da uygun değil. Maşallah. Ne program be. Nerede melekler hani yazıyorlardı, çiziyorlardı. Hani ben yaratılmadan binlerce sene önce kaderim yazılmıştı. Nerede teslimiyet, nerede şımarıklık.